Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Bileşke fonksiyonun limitinde kalmıştık. Bu limitin 3. videosu, haberiniz olsun. Şimdi konumuza devam ediyoruz. B ve C birer gerçel sayı olmak üzere. Şimdi gx'in a'daki limiti b ve fx'in de b'deki limiti c olsun. Buna göre sevgili gençler, biz f bileşke gx'in limitini istiyorsak önce gx'in tabii ki a'daki limitini bulmamız lazım. Ki gx'in a'daki limitini bulduktan sonraki gx'in a'daki limiti b idi. Demek ki burası b olursa artık bu da fx'in b'deki limitine eşit olacak. Yani c'ye eşit olacak diyebiliriz. F fonksiyonu x eşittir b'de tanımlı ve bu noktada limiti f b'ye eşitse eğer x a'ya giderken f bileşke gx şunu söyleyebiliriz ki x a'ya giderken gx'in limitini f'in içerisine yazacağız ki bu da fb olacak sevgili gençler. Tanımlı ve bu noktada limit fb'ye eşitse direkt fb'dir diyebiliriz. Şimdi sorularımız üzerinde tabii ki her zaman olduğu gibi daha net anlayacaksınız bunu. X küp eksi 2x artı 1 ve gx de x kare artı x eksi 1 olarak verilmiş. X eksi 2'ye giderken f bileşke gx'in limitinin değerini bulunuz demiş. Biz ne yapacağız? Şunu yapacağız. Kere f fonksiyonu polinom fonksiyonu olduğu için direkt f'in içerisine limit x eksi 2'ye giderken gx'i yani x kare artı x eksi 1'i bakın gx buydu çünkü bunu yazabilirsiniz. Peki bu da polinom olduğuna göre eksi 2'yi direkt buraya monte edin. F eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 eksi 1 ki burası ne gelir f1 ki f1 kaçmış arkadaşlar yerine yazalım 1 eksi 2 artı 1 1 1 daha 2 2 çıkardım kaç gelir 0 demek ki bu sonuç neymiş arkadaşlar limit 0'a eşitmiş f bileşke g'nin eksi 2'deki limiti. Sorumuza bakalım. F ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. X eksi 1'in solunda yaklaşırken f bileşke g'yi bul demiş bize. Şimdi öncelikle biz bu eksi 1'i g'de mi soldan yaklaştıracağız eksi 1'e? G fonksiyonu burada. Peki g fonksiyonun da eksi 1'in sol tarafı nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın burada 2'ye gitmiştir. Demek ki tabii 2'ye gitmiş ama 2'nin neresinden yaklaşmış? Bakın şöyle gösterelim. 2'nin biraz daha büyük tarafına gitmiş değil mi? 2'nin üstüne gitmiş. O halde sevgili gençler biz buna 2'nin sağı diyebiliriz be. Değil mi? Deriz. Yani içerisi neymiş arkadaşlar? F içerisinde 2'nin sağı oldu. Peki 2'nin sağı nereye gidiyor? Ona bakmamız lazım. 2'nin sağı da burada sevgili gençler. Hop. Eksi 2'nin soluna gitmiş ama artık başka bir şey kalmadığı için eksi 2'ye yaklaşıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geçiyorum 7. sayfama. 7. sayfada bulunan toplam 4 tane örneğim var. Bir de bunları ayırtalım bakalım neler varmış. Diyor ki bize x 3'e sağdan yaklaşırken f bileşke ilk f bileşke fx bunun limitini bulunuz. Şimdi öncelikle ben f'in içerisine f'de 3'ün sağını yazacağım. 3'ün sağı bakın nereye gidiyor buna dikkat. Buraya çarptık çarptıktan sonra dönüyoruz. Nereye gidiyor? Eksi 2'ye yaklaşık bir yere. Eksi 2'nin biraz daha üstüne yani eksi 2'nin sağına gidiyor. F3'ün sağı eksi 2'nin sağına gitti. Peki şimdi F'de eksi 2'nin sağına bakacağız. Eksi 2 burada. Eksi 2'nin sağ tarafı bakın nereye gidiyor? Hop çarptık buraya doğru döndük. 2'ye gitmiş. O zaman cevabımız ne olacak? 2 olacak diyebiliriz sevgili gençler. 2'nin solu da yazabilirsin de. Zaten 2'nin solu 2'ye yaklaşır. Dolayısıyla bunu yazabiliriz dedik. Bir diğer sorumuz f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre a ve b şıkları var. A şıkkına bakalım. Diyor ki f'de g'nin içerisine 1'in sağını yaz. Altta da f'de g'nin içerisine 1'in solunu yaz diyor bize. Şimdi öncelikle bize neresi lazım? G1'in sağ tarafı lazım. G'de 1'in sağ tarafı fonksiyon nereye gidiyor bakın. Buraya çarptık, döndürdük. 2'den biraz daha yukarı gitti. 2'den biraz daha yukarısı 2'nin sağıdır. F'de 2'nin sağına bakacağız şimdi. F'de 2'nin sağ tarafı da bakın yukarıda karşılaşacağı bir yer yok. Dolayısıyla biz nereye gideceğiz? Aşağıya doğru gideceğiz. Çarptık, döndük sevgili gençler. Nereye gitti? Eksi 1'e gitti. Demek ki bu eksi 1'miş. Bu fonksiyonun limiti. Eksi 1. Bir de şuna bakalım. 1'in solu. 1'in solu lazım. 1'in solu da sevgili gençler bakın buraya çarptım ve döndüm. Nereye doğru gidiyor? Eksi 1'den biraz daha küçük yere. Yani f eksi 1'den biraz daha küçük yere f eksi 1'in solu olarak tanımlanır. Eksi 1'in solu da sevgili gençler bakın burada nereye gidiyor? Hop çarptık yukarı doğru şu şekilde gittik 0'a. Yani bu da neye eşitmiş? 0'a eşitmiş diyebiliriz. Şimdi o halde bakın şundan da bahsedebiliriz artık.
f'g'de 1'de limit yoktur. Niye? Çünkü sağ limit eksi 1 oldu. Sol limit 0 oldu. Demek ki f'g'nin 1'deki limiti yokmuş sevgili gençler. Bu da ekstra bilgi olarak aklınızda dursun. Hani biraz daha pratik yapmış oluruz bunları düşünerek. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Buna göre x 2'ye giderken g'ye bileşti fx'in limitinin olup olmadığına bakınız demiş. Önce 2'nin soluna bakacağız. Yani şuna bakacağız bakın. G'nin içerisinde f 2'nin solu acaba eşit mi? G'nin içerisinde f 2'nin sağı diyeceğiz. Tamam. Şimdi bize f'de 2'nin solu lazım. F'de 2'nin solu gençler çarptık. Döndük 1'in soluna gitmiş. Yani burası g 1'in solu oldu. Acaba bu şuna eşit mi diyeceğiz? 2'nin sağı g'de. Gf tamam. F'de 2'nin sağı. F'de 2'nin sağı nereye gidiyor? Hop çarptım 2'nin sağ tarafına. 2'den biraz daha büyük bir yere gidiyor. 2'nin sağı. G'de 2'nin sağı. Acaba buna eşit mi diyoruz? G fonksiyonunda 1'in soluna baktık. 1'in solu nereye gidiyor arkadaşlar? 1'e yaklaşıyor. Tamam şurası 1'miş. Acaba eşit mi? G'de 2'nin sağ tarafı. 2'nin sağ tarafı da burada çarptım. Gidiyorum. Nereye gidiyorum? Gene 1'e gidiyorum. Dolayısıyla sevgili gençler burası da 1'miş. 1 1'e eşit mi? Eşit. O halde limit var. Limit var. Ve kaça eşit? 1'e eşit diyebilirim. Geçtik sevgili gençler. Bu sayfanın son sorusuna. Bir alttaki sorumuz. Şimdi diyor ki fx x kare artı 1 bu polinom fonksiyon. Akarı kokarı olmayan tertemiz canımız misimiz fonksiyon. Gx'de parçalı tanım olarak vermiş. Çok sevmiyoruz parçalı tanımları. Şimdi g'nin içerisine demiş. G'nin içerisine g yaz demiş. Bunun içerisine de f yaz demiş. Ve bunun yerine de 1'in solunu yazdı. 1'in sağ tarafını yaz demiş. Sevgili gençler şunu kapattık bir de şunu kapatalım. Şimdi bu neye eşittir diye sormuş. Önce neyi yapmamız lazım? F 1'in sağını. 1'in sağ tarafını yerine yazarsan 1'in sağının karesi artı 1 ne yapar? 1'in sağının karesi 1'in sağı yapar. 1'in sağına 1'i eklersem ne olur? 2'nin sağı gelir. Demek ki burası 2'nin sağ tarafıymış. Şimdi biz neye bakacağız? G 2'nin sağ tarafına. 2'nin sağ tarafı G'de burada mıdır? Burada mıdır? Tabii ki buradadır. 2'den daha büyük olan yerler. Demek ki ben 1'den 2'nin sağ tarafını çıkaracağım. Bu da sevgili gençler normalde 1'den 2'yi çıkarsak biz eksi 1 kalacak ama 2'den biraz daha büyük bir şey çıkarırsak eksi 1'den biraz daha küçük bir şey kalacaktır. Dolayısıyla burası da eksi 1'in sol tarafı. Yani aslında biz artık eksi 1'in sol tarafını G'de yerine yazarak işte sonucumuza ulaşabiliriz. Eksi 1 nerede? Burada. Sol tarafı nerede? O da burada. Eksi 1'in solunu burada yerine yazarsak eksi 1 artı 1'den sonuç ne gelir? 0 gelir sevgili gençler. Cevabımız da budur deriz. 7. sayfayı da bitirdik. Geçiyoruz nereye? 8. sayfamıza. 8. sayfamızda parçalı tanımlı fonksiyonları limiti var sevgili gençler. Bir sonraki videomuzun konusu. Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.